Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Turkus'un başlattığı bu eğlenceli anket oluyor arkadaşlar. Hakikaten çok keyifli, çok güzel. Biliyorsunuz daha önce her sınıftan, işte her ay gelen karakterlerden işte en iyileri seçildi. Şimdi arkadaşlar üçerli üçerli yapılmaya başladı. En iyi karakter hangisi diye seçilmeye devam edecek. Burada bir link var arkadaşlar. Bu linki ben videonun açıklama bölümünde mutlaka paylaşacağım. Hem açıklama hem yorumda olacak. Oradan oylarınızı kullanabilirsiniz. En iyi karakter kim diye seçmeye devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. 4 farklı grup var bu sefer. Taş Adam, Havok, Nick Fury burada. Üçlü sırada. Onun dışında Alev Adam, Kul Obsidian, Namor burada arkadaşlar. Gece Maymunu, Warlock ve Clairvoyant burada. G99, Doktor Doom ve Gümüş Sörçü burada. Şimdi arkadaşlar hani şey gibi böyle. İşte grup elemeleri geçti. Şimdi gruplara geldi. Dörtlü gruplara. Şimdi biraz daha oturaklı karakterler olmuş arkadaşlar burada. Ben de birazdan oyumu kullanacağım. Şimdi gruplara baktığımda burada bazı zayıf halkaları ve çok güçlü halkaları görebiliyorum arkadaşlar. Zayıflar ve güçlüleri görebiliyorum. Şimdi valla çok keyifli oldu, biliyor musun? Ben çok eğlendim. Neyse, şimdi eğlenmeye devam edeceğim. Eminim siz de çok eğleneceksiniz. Yorumlarınızı mutlaka videonun altına yazın arkadaşlar. Mutlaka yazın. Boş bırakmayın. Bu çok eğlenceli bir etkinlik olmuş Turkos tarafından. Tebrik ediyorum. Öncelikle çok güzel olmuş. Devam edelim. Şimdi bir baktığımızda ilk grupta Taş Adam, Havok ve Nick Fury. Arkadaşlar bence Taş Adam inanılmaz derecede ön plana çıkmış. İnanılmaz derecede ön plana çıkmış. Ama hakikaten bak, burası ölüm grubu arkadaşlar. Vallahi bak, bu grup ölüm grubu olduğu belli. Havok'un sevenleri de çok fazla. Nick Fury'nin sevenleri de çok fazla. Ama benim tahminimce buradan Taş Adam alır başını gider abi. Buradan Taş Adam çıkar gibi gözüküyor. İkinci gruba bakıyorum. Alev Adam, Kul Obsidian ve Namor. Burada Alev Adam elenir. Çok rahat bir şekilde diskalifiye edilir. Kul Obsidian ve Namor arasında bence oyuncular kalacaktır arkadaşlar. Şimdi Namor'un biliyorsunuz prestij olayı ve reklamı çok güzel yapıldı. Popülaritesi çok efsane. Ama Kul Obsidian'ın, yani Kul Obsidian'ın ağırlığı ayrı abi. Şimdi Kul Obsidian dediğin zaman ağzının içi bile doluyor böyle. Cümle doluyor, kelime doluyor. Direkt böyle heybetli bir şey çıkıyor ortaya. Yani Namor veya Kul Namor'la ve Kul Obsidian arasında güzel bir mücadele olacak gibi geliyor bana. Sanki böyle bakınca abi Namor bir tık daha önde kazanacakmış gibi geliyor. Ama benim oyum kime birazdan göreceksiniz. Üçüncü gruba geliyorum. Gece Maymunu, Warlock ve Clairvoyant. Yani buradaki en zayıf halka yukarıdaki Alev Adam gibi bence Gece Maymunu arkadaşlar. Gece Maymunu bence oldukça zayıf bir halk olacak. Warlock ve Clairvoyant arasında geçmesini beklesem de Warlock açık ara farklı arkadaşlar. Bence üçüncü grubun kazananı olacaktır. Dördüncü gruba gidelim. G99, Doktor Doom ve Gümüş Sörçü. Dediğim gibi Gümüş Sörçü çok taze bir karakter. Yani şu ankete eklenmesi için bence çok erken oldu. Yine Gümüş Sörçü bence burada birazcık nasıl söyleyeyim, zayıf halka kalacaktı arkadaşlar. Ama G99 ve Doktor Doom arasında güzel bir mücadele olacaktır. Doktor Doom'un özellikle prestiji ve çok fazla videosu geldi. Aşırı fazla videosu geldi. O yüzden popülerite olarak bence Doktor Doom bile şu anda çok taze bir popülerliğe sahip. Doktor Doom'un kazanmasını bekliyorum arkadaşlar burada. Ama bence kesinlikle G99 daha kaliteli gibi dursa da G99 ve Doktor Doom arasında bu iş biraz böyle gidip gelecekmiş gibi bir hissiyat var bende. Bilmem sizler ne dersiniz. Ah, şöyle bakıyorum genele. Özellikle birinci grup ölüm grubu abi. Vallahi ölüm grubu. Yani bence bu birinci grubu dağıtsalardı sağa sola falan İş görürdü. Daha güzel olurdu. Bu şekilde ölüm grubu yapmışlar. Var ya, resmen ölüm grubu olmuş birinci grup. Yani oranlar kaç olur? Şöyle tahminimce Taş Adam %50'yi alır. Havok'la Nick Fury arasında paylaştırırsanız işte onlar da birbirine yakın olur. Ya 25'e 25 ya 30'a 20 birbirine yakın olur gibi geliyor. Aşağı tarafa baktığımda sanki Namor 50'yi alır. 50-55 alır. İşte geri kalan Obsidian'da mesela 35 falan alabilir. İşte geri kalan 5-10 neyse ne kalıyorsa artık onu da Alev Adam alır gibime geliyor. Üçüncüye baktığımızda arkadaşlar Gece Maymunu bir 15-20 çıkartır. Kopartır oradan bir 15'i kopartır gibi geliyor. Hadi 20 koparsa geriye 70 kalıyor. 40'a 30 ya da 50'ye 20 gibi. Yani Warlock yine bir 50'ye yakın alır. 50'ye yakın alır çünkü Warlock açık ara farkla çok iyi. Alt tarafa geldiğimizde Gümüş Sörfçü 10 alır. Onun üstüne çıkacağını sanmıyorum. İşte Doktor Doom'la G99 arasında geçecek bir mücadele olacaktır. Mutlaka öyle olacaktır. Yani şuraya baktığımda kaça kaç gelir? Sanki 50-55'i Doktor Doom alır gibi geliyor. 35'i falan da artık
G99 alır gibi yani 55'e 35 olsa %90 yapar. %10'da gümüşleri çevirir. Artık ona da niye veriyorlar bilmiyorum ki. Yani kafaları mı güzeldir? Çok mu içmişlerdir? Sanıyorum ondandır. Şimdi şuradaki linki arkadaşlar, yani aşağıdaki linke tıkladığınız zaman burada seçenekler gelecek karşınıza. Şu şekilde bir şey gelecek. Yine üçleme olacak. Taş Adam, Havok ve Nick Fury. Benim favorim Taş Adam abi. Taş Adam. Ama dediğim gibi Havok ve Nick Fury de her türlü olayı götürebilir. Ama Taş Adam götürür. Alev Adam. Burada Alev Adam'a yazık olacak. Yani Alev Adam burada patates olacak. Kulobsidian ve Namor. Yani bu ikisi arasında burası da geçecek. Benim favorim tabii ki Kulobsidian abi. Kulobsidian varken bence Namor ikinci sırada kalır. Gece Maymunu yine buradaki en zayıf halka olacaktır. Dediğim gibi 10-15 alır. 20 kopartabilirse onun kârını olur. Yani başarısı olur. Warlock ve Clairvoyant arasında geçecek olsa da çok fazla direnemeyecekler arkadaşlar. Bence Warlock burada olayı götürecek. Ve asıl muhabbet burada yani G99 mu Doktor'dum mu? Dediğim gibi Gümüş Sörfçü çok taze. Yani şu anda Gümüş Sörfçü inanılmaz taze. Yani onun hakkında kimsenin fikri yok. Ta ki oyuncular alıp kullanmadığı sürece. Yani 2-3 kişiye verdiler denesinler diye ama yani onlar yani benim gözümde çok iyi analiz yapabilen oyuncular değil. Anca zaman geçince onlar da analiz yapacaklar zaten. İşte G99 ve Doktor Doom arasında geçti de arkadaşlar. Ben G99'dan yana oyumu kullanacağım ve gönderiyorum. Şu ana kadar yapılmış olan şeylere bir bakalım. Anket sonuçları ne var? İlkinde oba Nick Fury götürüyor. Yok artık. 1000 tane yaklaşık oy kullanılmış arkadaşlar. Şu anda Nick Fury önde götürüyor. Hem de açık ara farkla götürüyor. Vay arkadaş. İkinciye baktığında Namor dediğim gibi yani Namor popülaritesinden dolayı ben yok böyle bir fark dercesine almış kendini ama şurada çok yazık olmuş. Yani Taş Adamı bu kadar da popülariteye yenilmez abi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Üçüncüye baktığımızda Warlock açık ara farkla almış götürmüş. Clairvoyant ikinci, Gece Maymunu üçüncü sırada kalmış durumda. Buraya baktığımızda Gümüş Sörf dediğim gibi arada kalmış. Doktor Doom ve G99 arasında geçiyor arkadaşlar şu anda mücadele. Mücadele şu anda Doktor Doom önde. %44'e %39 henüz 1000 tane olmuş arkadaşlar. Yani 1000'e gelmiş. Tabii henüz Türk oyuncuları daha buraya mühür atmamıştır. Bir Türk oyuncuları bence olayı değiştirir. Yani Doktor Doom da seçilse, G99 da seçilse sıkıntı yok. İkisi de güzel ama kesinlikle benim gözümde arkadaşlar. Benim gözümde kesinlikle G99. Warlock zaten tertemiz. Yani söylemiştim Warlock'un tertemiz kazanacağını. Burada Namor'un popülaritesinden dolayı kazanacağını söylemiştim. Ama bence Obsidian. Sonuçta ama açık ara fark abi bunu Namor'dan götürmüş olayı. Yani seçimler şimdiden belli yani sandıkları tazelemeye gerek yok bence. Burada adamlar olayı götürmüşler zaten. Burada taşıdı ama bence çok büyük haksızlık var ya. Yani çok büyük haksızlık var abi ya. Nick Fury tamam da o kadar da değil abi Nick Fury ya. Gözünüzü seveyim. Yani burada inanılmaz bir hak yeme olayı olmuş arkadaş yani. Çok temiz hak yenmiş yani onu söyleyeyim. Bence inanılmaz bir hak yenmiş. Nasıl Mysterio'nun hakkı yenmişti? Aynı şekilde arkadaşlar bence bu hakta fena yenmiş yani. Şu anda yenmiş gözüküyor. Yapıştırın abi taş adama bir. Şaka yapıyorum. Neyi seçerse artık oyuncular buna demek ki Nick Fury ağırlıklı oynamış. Vay arkadaş ya. Hatta tamam Namor'un burada popülaritesini alacağını söylemiştik zaten. Warlock zaten alıp götürecek. Bu durumda final şu andaki şeye göre bakarsak arkadaşlar Nick Fury ile Namor kapışacak finalde, yarı finalde. Ondan sonra Warlock'la da Doktor Doom kapışacak. Vay. Yani Nick Fury ve Namor mücadelesi yine Namor biraz alıp götürebilir. Ama şöyle bir baktığımda buraya baktığımda daha doğrusu arkadaşlar Warlock ve Doktor Doom arasında geçecek. Bence Warlock alır ya burayı. Burayı Warlock alacak abi. Bak ben size söyleyeyim. Yukarıyı da Namor alacaktır. Tamam mı abi? Ondan sonra finalde de Namor'la Warlock kapışacak. Warlock da finalde kupayı kaldıracaktır. Benim görüşüm bu yönde arkadaşlar. Bilmem sizler ne dersiniz. Düşüncenizi mutlaka videonun altına yazın. Hem kim kazanır onu yazın. Hem de kimlere verdiniz arkadaşlar oyunuzu. Q1, Q2, Q3, Q4 diye yazın. Videonun altına açıklama linkini koyacağım. Onun için de ben de kendi tahminimi Q1, Q2, Q3, Q4'ü tekrardan yazacağım arkadaşlar oraya. Bakalım ne olacak? Ben de bekliyorum. Çok heyecanlı bir şey, mücadele olmuş yani. Şimdi şuradaki linki seçelim. Seçemedik. Tamam. Bunu da böylece kopyalamış oldum ki
videonun altındaki açıklama bölümüne yapıştırabileyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz de videoları mutlaka beğeniniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Ekibe bak ya. Vay arkadaşlar, Nick Fury taş adamı ezdi ya. Yazıklar olsun be. Vay arkadaşlar. Bugünleri de gördük ki daha bir şey demiyorum. Taş adam benim favori derdimdendi ya.